Sevgili öğrencilerimiz, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte 4. sınıf Türkçe ders kitabımıza yer alan 3. tema değerlendirme çalışmalarının cevaplarını vereceğiz. Birinci sorumuzla ve etkinliğimizle başlayalım. Aşağıdaki metni okuyunuz. Üsteğmen Faruk, cepheye yeni gelen askerleri denetlerken gözleri bir ara saçının ortası kırmızı olan bir delikanlıya takıldı. Delikanlı yanına çağırdı ve merakla sordu. "Evladım, bu kafanın hali ne? Saçlarının ortası neden böyle kırmızı boyalı?" Ali duraksamadan yanıt verdi. "Cephaneye gitmek için evden ayrılmadan önce anam saçıma kına yaktı komutanım," dedi. "Neden yaktığını da bilmiyorum." Üsteğmen daha fazla üstlenemedi. "Peki, gidebilirsin kınalı Ali," dedi. Ali'nin o günden sonraki adı o oldu. Ali bir gün memleketine mektup göndermek için arkadaşlarından yardım istedi. "Sen söyle, yazalım mektubunu," dediler. Kınalı Ali zarfı kapatırken durdu ve mektubunun sonuna şunları yazdırdı. "Anacığım, beni buraya gönderirken kafama kına yaktın ama burada benimle hep dalga geçtiler. Cephaneye gitme sırası yakında kardeşim Ahmet'e gelecek. Onu gönderirken sakın kına yakma." Gelibolu'da savaş giderek şiddetleniyordu. Cephede ölümle buluşacaklara yere koşan Kınalı Ali'nin bölümünden tek kişi bile geri dönmedi. Gidenlerin tümü şehit olmuştu. Bu olaydan kısa bir süre sonra Kınalı Ali'ye anne ve babasından mektup geldi. Şöyle diyordu anası: "Askere giden yiğitlerimize vatana kurban olsun diye kına yakılır." Ali'nin komutanı mektubu okurken çevresindeki herkes hıçkıra hıçkıra ağlıyordu. Ahmet Şefik İzgören. 1. 2. ve 3. soruları yukarıdaki metne göre cevaplayınız. Metne en uygun başlık sizce nedir? Vatan kuzuları. Metnin ana fikri nedir? Vatan için canın önemi yoktur. Söz konusu vatansa gerisi boştur anlayışı vardır. Kınalı Ali'nin kişilik özellikleri nelerdir? Ali kahramandır, hassastır, duygusaldır, vatan aşkıyla dolu bir yüreği vardır. Aşağıdaki soruların doğru cevaplarını işaretleyiniz. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde neden sonuç ilişkisi vardır? Çok kitap okuduğu için sınavda başarılı oldu. Doğru cevap Adana. Aşağıdaki kelimelerin hangisinde terim anlamlıdır? Gol terim anlamlıdır arkadaşlar, futbolla ile ilgili. Aşağıdaki kelimenin hangisi amaç kelimesinin eş anlamlısıdır? Maksat. Doğru cevap Ceyhan. Aşağıdaki cümlelerde geçen altı çizili kelimelerin hangisi mecaz anlamlıdır? Bizi çok sıcak karşıladılar, mecaz anlamlı. Ablam Çanakkale Savaşı ve Atatürk hakkında bir film izlemiş cümlesinde büyük harfle yazılması gereken kaç kelime küçük harfle yazılmıştır? 3 kelime arkadaşlar. Ablam, Çanakkale Savaşı, bunlar büyük harfle yazılacaktı. İlk harfleri büyük. Aşağıdaki açıklamalardan doğru olanların başına D, yanlış olanların başına Y yazınız. Sırasıyla doğru, yanlış, yanlış, doğru, yanlış, doğru yazmanız gerekmektedir. Sonraki metne hazırlık. Mani nedir? Araştırınız. Arkadaşlarınıza okumak üzere bir mani örneği defterinize yazınız. Şöyle kısa bir açıklama yapılabilir. Mani başta aşk olmak üzere hemen her konuda yazılabilen bir halk edebiyatı nazım biçimidir. Arapça kökenli bir kelimedir. Halk kültüründe goşa olarak bilinir. Goşa kelimesi Türkçe'de çiftlenmiş demektir ve maninin kafa yapısından dolayı bu ad verilmiştir. Koşa kelimesi beyit manası da taşır. Değerli öğrencilerimiz, bir dersimizin daha sonuna geldik. Evvelce YouTube kanalına abone olmayı ve kanalımızı sınıftaki arkadaşlarınıza tavsiye etmeyi unutmayınız. Derslerinize ve hayatınıza başarılar dilerim. Evvelce ailesinden saygılar, selamlar.